Batı Karadeniz bölgesinin tek Türk Saati uydu kanalı BRTV'den Mutlu Akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Kilimli Yolu Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünelleriyle yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz dedi. Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler, ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Tabii bu arada bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Müşteri olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak, bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin her yerinden feryatlar yükseliyor. Elektrik faturaları milletimizi can evinden çarptı. Ağrı, Doğu Beyazıt, Marmaris, Şanlıurfa, Bursa'da vatandaşlarımız, esnafımız elektrik faturalarını protesto ediyor. Esnaf sattığı ürüne yapmak zorunda kaldığı zamlar için utanıyor. Milletten özür diliyor. Ama bu zamları yapan, esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. Beceremedim diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır. Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz.
Ama milletimiz herkesin ne yaptığını gördü. Kararını verdi. Tebliğ etmek ve bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimden kurtulmak için gün saymakta, sandığı beklemektedir. Milletimiz hak ettiği refaha, huzura Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler. Milletimiz kapkara bir kışı yaşıyor. Mutfakta tencereler boş. Erdoğan şahsım yönetimi artık ülkemizi yönetemez hale gelmiş. Kusurlarını örtebilmek için türlü çeşitli atraksiyonları, provokasyonları yapıyor. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Sayın Genel Başkanımız da buna dikkat çekti. Ama buradan altını çizerek bir defa daha ifade edeyim. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Ebedi başkomutanıdır. Emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir. Ortak değerimizdir. Partimizin kurucu genel başkanıdır. Atatürk Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak, Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne milletimiz sessiz kalmaz. Kalmıyor da zaten. Atatürk'ün heykellerine, Atatürk'ün ilkelerine, bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet, 2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor diyen zihniyetle tıpatıp aynıdır. Bu zihniyet tarihi Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup feslilerden öğrenen zihniyettir. 1923'te hesaplaşmak isteyenleri bu millet gayet iyi tanır. Bu sakat zihniyet İngiliz muhipleri cemiyetine üye olan İngiliz zırhlılarına binip milleti terk eden zihniyetin torunudur. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk'te, Atatürk sevgisiyle yetişen kuşaklarda var olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan pozitif çıkan COVID-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında "Anca beraber kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Zonguldak Kilimli Yolu bugün düzenlenen törenle açıldı. Madenci Anıtı Meydanı'ndaki törende Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünelleriyle yapımı tamamlanan diğer projelerinde toplu açılışı gerçekleşti. Madenci Anıtı Meydanı'nda düzenlenen Zonguldak Kilimli Yolu Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünelleriyle yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine vatandaşlar ilgi gösterdi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Biliyorum ki Zonguldak emeğin başkentidir." dedi. "Yaklaşık 16 yıl yaşadığım bir kente tekrar dönmek hakikaten beni hem duygulandırıyor hem de çok mutlu ediyor. Yaklaşık 2 dönem rektör olarak hizmet ettiğim Zonguldak'a inşallah bundan sonra da Milli Eğitim Bakanı olarak tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben biliyorum ki Zonguldak emeğin başkentidir. Zonguldak Cumhuriyet'in ilk kentidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne gelmesinde büyük emeği olan, sanayideki, ekonomideki gelişmede büyük katkıları olan şehrin ismidir Zonguldak. Zonguldak binlerce maden şehidinin yattığı yerdir. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İnşallah
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak çok daha gelişmiş, müreffeh, kalkınmış, eğitim şehri, sağlık, ticaret ve kültürde gelişmiş çok daha iyi noktalara getireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mevcut yatırımlara ilave olarak 350 milyonluk ilave yatırımı da Zonguldak'a kazandırdık. Ama 350 milyonun üst sınırı size bağlı. Arazi bulunan yerde okul yapmak için her türlü kaynağımızı Zonguldak'a aktaracağız. 2022 yılında Zonguldak'ın eğitimle ilgili hiçbir eksikliği kalmayacak. Ben Milli Eğitim Bakanlığı olarak buna söz veriyorum. Sizlerin bir kardeşi olarak sadece eğitimde değil, ulaştırmada, enerjide, çevrede, sağlıkta, diğer bakanlıklardaki tüm işlerinizin de takipçisi olacağım. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Zonguldak'ta yerli gazımız 2023'te kullanıma sunulacak dedi. Zonguldak yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı. Şimdi Zonguldak doğal gazıyla da Türkiye'yi ısıtacak, milleti ısıtacak. Zonguldak'ta yerli gazımız inşallah 2023'te kullanıma sunulacak. İşte Zonguldak böyle bir şehir. Zonguldak hem üretiyor hem de ülkemize, ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor. Şimdi Filyoz ve Endüstri Bölgesi sadece Zonguldak'ın değil, Bartın'ın Karabüğü'nde dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Eskiden olduğu gibi dağları görünce yolumuzu değiştirmiyoruz, delip geçiyoruz, delerek tünellerle geçiyoruz. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı törende Zonguldak Kilimli Yolu Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünelleriyle yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışı gerçekleştirildi. Ya Allah, bütün bu eserlerin açılışı Bismillah için diyor, talimatınızı Teoman bekliyorum. Hocamızın da ruhuna evet bugün buradan fatihaları gönderiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi Limited şirketinde geçtiğimiz günlerde Özçelik İş yetkili sendika olmuştu. Sendika Karabük Şubesi Çelikoğlu Demir Çelik'te yetkiyi alır almaz ilk toplu iş sözleşmesini işverenle imzaladı. 330 işçiyi kapsayan TİS'te en düşük taban maaş net 5300 TL oldu. Çelikoğlu Demir Çelik sahibi Remzi Özçelik ile imzalanan ve 2 yılı kapsayan 1. dönem toplu iş sözleşmesi imza törenine Özçelik İş Sendikası'nın Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yönetiminin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Recep Akgel ile Genel Sekreter Hicret Bozoklu katıldı. Kısa bir süre önce sendikal örgütlenmemizi tamamlayarak yetki aldığımız Çelikoğlu Raş Çelik iş yerimizde bugün itibariyle iyi haklar kazanarak Karabük'e örnek olacak güzel bir toplu sözleşme imzaladık. Ben bu süreçte Çelikoğlu işçisinin sendikal örgütlenmesine ve toplu sözleşme hakkına saygı duyan Çelikoğlu yönetimine ve Sayın Remzi Özçelik'e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Karabük'e, sendikamıza ve Çelikoğlu işçisine bugün imzaladığımız toplu sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun. İşvereni tebrik ediyorum. Sendikanın burada örgütlenme sürecinde son derece olgun yasalara uygun bir davranış sergiledi. Recep Akgel, metal iş kolunda Özçelik İş Sendikası büyüyerek yoluna devam ediyor. Bize güvenen işverenlere, işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum dedi. Burada artık yani sendika, işveren, çalışan ortak bir paydaş olduğunu, beraber çalıştığımızı ortaya koyduk.
Bundan sonra beraber çalışacağız. Çelikoğlu Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik ise biz şirket olarak çalışanlarımızla başarıyı yakaladık. Bundan sonra daha büyük işlere imza atmak için Özçelik İş Sendikası ile birlikte yürüyeceğiz. Biz 3000 lira net olmak kaydıyla 4 tane ikramiye aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı ikramiyesi 2000 lira net olacak şekilde bundan sonra hesaplarınıza yatacak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ramazan Bayramı ikramiyemiz de 2000 lira net olacak şekilde bundan sonra Ramazan Bayramı günü hesaplarımıza yatacaktır. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Artık izne çıkan her arkadaşımız 500 lira izin harçlığı alacak net bir şekilde. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Taban ücretimiz bu yıllık tonajla birlikte size verilen primlerle birlikte 5300 lira olmuştur. Yani 2800 liradan 5300 liraya gelmiştir. Bundan sonra Çelikoğlu iş yerinde en düşük işçi ücreti 5300 liradır. Hepimize hayırlı olsun. Bir işçi, sendika, omuz omuza. Evet arkadaşlar, Çelikoğlu işçisinin sendikal örgütlenmesine ve toplu sözleşme hakkına saygı duyarak bugün çok iyi haklar kazanarak imzaladığımız toplu sözleşmeye imza atan Çelikoğlu yönetimine ve Sayın Remzi Özçelik'e sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Remzi abi bu hareketiyle bizim Karabük'teki sendikal örgütlenmemizin önünü açmıştır. Bundan sonra hedefimiz olan bütün metal işçilerini Özçelik İş Sendikası çatısı altında toplayacağız. Burası da bizim için bir gurur tablosudur. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Burada hem üretimi çoğaltacağız hem de yetmez bu kaliteli üretimi çoğaltacağız. Sağlıklı üretimi çoğaltacağız. İşverene kazandıracağız. Biz de kazanacağız. Ben... Gelecekle ilgili dedik ki artık Çelikoğlu'nu büyütmek için çok çalışacağız. Üreteceğiz. Hem üreteceğiz hem kazandıracağız. Hem de biz kazanacağız arkadaşlar. Çalışanlar kazanacak. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadının mücadelesinden, insanın yarısı olmasından ayıramayız. Bu ayrımcılığı yapanlar asla bizim değerlerimizi temsil eden insanlar değildir, dedi. Önünde hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Arslan, Hak İş Kadın Komitesi tarafından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalışma hayatında ve sendikal hayatta kadın konulu programda yaptığı konuşmada sendikalarda yönetim düzeyinde çalışan kadın sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Demin başkanımız da söyledi, kadın komitesi başkanımız. Aslında biz kadın erkek bir tamamlayıcı unsuruz. Ne diyor Üstad Neşet Ertaş? Diyor ki kadın... İnsan, biz insan oluruz. Dolayısıyla kadını mücadelesinden, insanın yarısı olmasından ayırabilir miyiz? Bu ayrımcılığı yapanlar asla bizim değerlerimizi temsil eden insanlar değildir. Maalesef kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik ayrımcılığı, kadına yönelik mobbing ve benzeri uygulamaları bizim kültürel, tarihsel, medeniyetimize özellikle çamur atmak isteyenlerin bir iftirasıyla karşı karşıyayız. Bunun böyle olmadığını onlar da biliyor ama bunu bir suçlama aracı yapıyorlar. Hazreti Peygamber'in hayatında eşlerine sert bir sözü bile yoktur. Bırakınız şiddeti. Eşlerine sert de bir davranış bile yoktur. Sağlıklı sendikamıza ve yönetim kuruluna burada teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyesi ve göğüs cerrahisi uzmanı, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, Tunakan Yıldırım'la konuk programının konuğu oldu. Profesör Doktor Nurettin Yiğit programda aşı hakkında önemli bilgiler verdi. Aşı bir defa hastalığın küçük bir kopyasıdır. Yani hastalıkta ne yaşıyorsanız onun küçük bir kopyasını vücuda yaşatmak için yapılmış bir işlemdir. Biz ne yapıyoruz aşıda? Koronavirüsün zayıflatılmış halini veriyoruz bazı aşılar için. Bazı aşılarda da sanki koronavirüs girmişçesine hücrede bir reaksiyon üreten bir partikül veriyoruz. Bu
hastalık yapamaz ama vücudun hasta olduğuna ikna eder. Ve vücut da ne yapar? O hastalıkla karşılaşmış gibi kendini hazırlar ve hafızaya alır bunu. Siz gerçekten hastalıkla karşılaştığınızda da bu defa hazırlıklı bir şekilde girer. Siz ya çok hafif atlatırsınız ya da ruhunuz bile duymaz. Şimdi bazıları şey diyor, yani aşı oldum, koronavirüs olmuşçasına işte harap ve bitap düştüm diyor. İşte bu şu demek, sizin bağışıklık sisteminiz o aşıyla o kadar iyi uyarılmış ki vücudunuz gerçekten hasta olduğuna inanmış demek. Yani aşı sizi hasta edemez, sadece hasta olduğunuza vücudunuzu ikna edebilir. Ve siz de ona yönelik işte ateş gibi, kırgınlık gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Aşı hastalığın yapamadığı hiçbir şey yapamaz. Yani hastalıkta ortaya çıkan ne varsa onun bir küçük kopyasını yapabilir. Bir de bazen şey söylentisi oluyor. Aşı oldu ama PCR'ı pozitif çıktı diyorlar. Aşı virüsün vücudumuza girmesini engellemez. Vücudumuza girdikten sonra onun çoğalmasını engeller. Yani tam böyle birebir örneklersek aşı motosiklet kullanan birinin kask takmasıdır. Kazayı engellemez ama kazadan sonra bizim ölmemizi engeller. Beyin kanamamızı geçirmemizi engeller. O yüzden aşıyla ilgili ithamlar çok anlamlı değil. Eğer şeyse herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız belli ki siz bu hastalığı yaşasaydınız, hastalığı aşısız geçirseydiniz onun kat ve kat fazlasıyla karşılaşacaktınız anlamı çıkıyor bundan. Bir de dünyada bir anda bu kadar çok aşının yapıldığı başka bir hastalık olmamıştır. Yani aşıya güveni test etmek için bundan daha büyük bir deneye gerek yok. Çünkü dünyada şu an bu aşıya olan milyarlarca insan oldu. Elimizdeki verilerde oldukça güvenli olduğunu gösteriyor. Bir de aşı vücudumuzda kalacak bir malzeme, yani bir ilaç bir şey değil o. Kasın içine enjekte ediyoruz. Vücudu uyarıyor ve sonra da yok oluyor zaten. Öyle hani yazıldığı, çizildiği gibi öyle bir kalıcı bir şeyden bahsetmiyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve göğüs cerrahisi uzmanı İstanbul Başakşehir Çan ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'in katıldığı Tunakan Yıldırım'la konu konu programının tamamını bu akşam 21.30'da izleyebilirsiniz. Bolu'da bazı motorlu kuryeler maaşlarına düşük zam teklif edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Kentin çeşitli noktalarından gelerek Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki Yemek Sepeti Banabil'in deposu önünde toplanan çalışanlara Nakliyat İş Sendikası üyeleri de destek verdi. Gruptakiler kendilerine yapıldığı iddia edilen %32,7'lik zam teklifini kabul etmediklerini duyurdu. Grup adına basın açıklaması yapan motorlu kurye Uğur Çakır, salgın döneminde kurye iş kolunun büyüme göstermesiyle toplumsal yaşamdaki öneminin arttığını belirtti. Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde kurye iş kolu önemli bir büyüme göstermiş, toplumsal yaşamdaki önemi artmıştır. Bizler de bu süreçte müşterilerimize Yemek Sepeti Banabil bünyesinde zorlu hava şartlarında 7 gün 24 saat hizmet götürdük. Kazaları, yaralanmaları, Covid vakalarını ve çok acı bir deneyimle ölümü bile yaşadık. Tüm bu süreçlerle birlikte ülkemizin her ferdinin derdin derinden hissettiği ekonomik zorluklar ve enflasyon canavarı mücadelemizi zorlu bir noktaya taşıdı. Geri dönülmez olan şudur ki Yemek Sepeti işçileri haklarını alana dek grevi sürdürecektir. Talebimiz birçok kuryeden farklı olarak gece çalışan damacana, litre içecekler, kedi kumu ve benzeri ağırlıklarla merdiven çıkan, bununla birlikte başka restoranlara vale hizmeti veren Yemek Sepeti Banabil kuryelerinin 5500 lira net maaş ve prim yan hakları alması, hakkını arayan hiçbir işçinin de işten çıkarılmaması, iş kolumuzun taşımacılığa geçirilmesi ve sendikal faaliyetlerinin güvence altına alınmasıdır. Taleplerimiz karşılık bulana kadar kontak açmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Zonguldak İstanbul Karayolu'nda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Ilıksu mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen kara parçalarının karayoluna düşmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Bölgeden geçecek araçlar ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor. Karabük'ün Yeniçeri ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde karların erimesi sonucu meydana gelen heyelanda istinat ve taş duvarları yıkıldı.
Olay ilçeye bağlı Değirmen Yanı Köyü Bostancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kar suyunun erimesi ve toprağın suya doymasıyla bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Oluşan heyelan neticesinde yol kenarındaki taş ve dere kenarındaki istinat duvarları yıkıldı. Mahalle sakinleri tehlike oluşturan heyelan nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor. Devlet Su İşleri ihale oldu, geleceğiz yapacağız diye. İki sefer dereler ihale oldu, yapılmadı. Şu an her taraf yollar kapanmak üzere. Bunlar yapılmış olan lifraf duvar şu anda çökmüş durumda. İlk önce duvar yapıldı, sonra taş lifraf yapıldı duvar düştükten sonra. Gördüğünüz gibi şu anda tehlike arz etmekte. Evlere yaklaşık 5 metre kadar bir yer kaldı. Gördüğünüz gibi evlerde çok büyük risk altında, duvar patladı gelmek üzere. DSİ tarafından bildiğim kadarıyla dere ıslah programı yapıldı. Mart-Nisan gibi başlayacak. Umarım bir an önce müdahale edilir. Mart-Nisan'a kalmaz. Sinop'ta karayolu üzerinde meydana gelen toprak kayması yol kenarındaki istinat duvarını yıktı. Ekipler yolun bir şeridine saçılan taşlar için bariyerle güvenlik önlemi aldı. Sinop-Samsun Karayolu Demirciköy Tüneli girişinde meydana gelen heyelan ile yoldaki istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 200 metre boyunca yola saçılan kaya parçaları nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. İstinat duvarının üst kısmında bulunan toprak arazide heyelanın neden olduğu kırılmalar, bölgeden geçmek isteyen vatandaşlar yola düşen taşları gördüklerinde yeni bir tehlike olmasından korkuyor. Aynı zamanda bölgedeki taşların yoldan temizlenmesini ve yolun temizlenerek eski haline getirilmesini talep ediyor. Gerçekten çok korkarak geçtim. Yani burası birkaç gündür böyle. Ne zaman temizlenecek, ne zaman eski trafik açılacak bilemiyorum. Burada 200-250 metre civarında bir alan yıkılmış. Yıkılmaya da devam ediyor. Devamı da geliyor diğer yerlere baktığımızda da. Çorum'da arz alanınca rampadan geri gitmeye başlayan tır hızla gelen otomobilin üzerine çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ağır yaralandı. Kaza Çorum-Samsun Karayolu sıklık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat Ustabaş idaresindeki tır arızalanınca geri gitmeye başladı. Hızla geri giden tır yolda seyir halinde olan otomobilin üzerinden geçti. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan hayatını kaybederken Onur E. ve Yaşar C. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Ekipler olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Sokaktaki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen işçiler 112 acil servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı. Düzce'de gizli buzlanma nedeniyle 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. D655 Düzce-Zonguldak-Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Osmanca mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen çelik saç yüklü bir tır orta refüje çarptıktan sonra yolda ters dönerek durabildi. Yolun kapanmasına sebep olan tır, yaşanan gizli buzlanma nedeniyle 6'sı tır olmak üzere toplamda 25 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. İki sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle Düzce istikametindeki ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Düzce'de gece gündüz karla mücadele çalışmalarında görev alan personele Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından balık ekmek ziyafeti verildi. Ekiplere teşekkürlerini sunan Başkan Özlü, "Onların başarılarını kutluyoruz," dedi.
Düzce'de geçtiğimiz hafta son yılların en yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde yolları kapatan, ulaşımı da olumsuz etkileyen kar yağışında belediye ekipleri yoğun çaba harcadı. 304 belediye çalışanının 35 iş makinesiyle mücadele verdiği kar yağışında 2000 ton da tuz kullanıldı. Kar yağışının sona ermesiyle birlikte herkes rahat bir nefes alırken Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ise ekiplere balık ekmek ziyafeti verdi. Elleriyle balık pişiren Özlü işçilere teşekkür etti. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz son 57 yılın en ağır kar şartlarını geçirdik. Son dönemde yağan kar gerçekten bizim beklentilerimizin çok üzerindeydi. Karla mücadelede yaptığımız hazırlıklar sayesinde hiçbir aksam olmadan yolları açtık. Toplu taşıma sistemimiz çalıştı. Dolayısıyla bu çalışmalarda gayret gösteren arkadaşlarımızı bugün bir parti düzenliyoruz. Hamsi Partisi. Onların başarılarını kutluyoruz. Kendilerini ben tebrik ediyorum. Gerçekten Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri büyük bir gayret sarf ettiler. Yaklaşık 100 saatten fazla kontak kapamadan çalışan makinalarımız oldu. Yine bu çalışmada yazdan yaptığımız hazırlığın büyük bir katkısı oldu. Yaklaşık 1100 ton agrega ve tuz harcadık. 35 aracımız çalıştı. 300'den fazla personel görev aldı. Karla mücadelede hiçbir ana ve tali yol kapanmadı, kapalı olmadı. Ben çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzeldi. Hem eğlenceliydi hem çok güzeldi. Etraftaki insanlardan da çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel. Hani herkes teşekkür etti. Gurur duyduklarını söylediler bizimle. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Emeği olanlardan, hani katkısı olanlardan Allah bin kere razı olsun. Zaten kar küreme yaparken de ayağımıza kadar poğaçamız olsun, evet, çayımız olsun, öğlenin yemeğimiz olsun, işte üç molasında tekrar çayımız, böreğimiz, sıcak çorbamız. Her zaman yanımızda destekçi olanlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal odasına kadar gelen sokak kedisine mama yedirdi. Taşköprü Belediyesi'ne giren bir kedi Belediye Başkanı Çatal'ın makamına kadar çıktı. Bir süre kediyi seven Çatal mama verdi. Sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşan Çatal, "Her daim halkımıza sonuna kadar açık olan makam kapımızı bu sefer can dostlarımızdan bir kedimiz araladı," dedi. "Gel buradan mama yiyelim, gel." Makamın kapısı olmadığını insanlar da bildiği gibi can dostlarımız da öğrenmiş. Bugünkü misafirimiz İsmini yeni koyduğumuz Ceylan. İnsanlarımızın olduğu gibi hayvanlarımızın da, sokak hayvanlarımızın da her daim yanındayız. Bu taş köprünün genelinde her evde de böyledir. Çankırı Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesiyle karpostallık görüntüleri ortaya çıktı. Manzarasıyla mest eden dağ havadan görüntülendi. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın nameleriyle türkülere konu olan Çankırı Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hafta sonu Ilgaz Dağı'na çıkan vatandaşlar eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Ankara başta olmak üzere çevre illerden onlarca vatandaş Çankırı Dağı'nı ziyaret ederek karın tadını çıkarttı. Eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Ilgaz Dağı drone ile havadan da görüntülendi. Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan kar manzarasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler. Ya burada kara doymamak mümkün değil. Her taraf çok güzel. Fotoğraf çekinmek için yer aramaya gerek yok. Çünkü her yer müthiş. Kartpostallık eşimin de dediği gibi. Müthiş bir ortam var. Gayet güzel bir ortam. Gelenler kesin pişman olmazlar. Samsun'da hakkında cinayetten kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan Firali yakalandı. Çarşamba ilçesi İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 2010'da işlenen cinayeti nedeniyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Faruk Yener, İlk Adım Emniyet Müdürlüğü Asayiş'le Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince Ulu Gazi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yakalandı.
Sağlık raporu alınan hükümlü Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na götürüldü. Giresun'da yol kenarındaki kulübesinde çay demleyip satan Adil Sönmez, ihtiyacı olanların yararlanması için işletmesinin kapısını akşamları da açık bırakıyor. İstanbul'da 35 yıl deri sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönen 54 yaşındaki Sönmez, Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımı sağlayan Dereli Şebin Karahisar Karayolu üzerine ahşap kulübe inşa etti. Sönmez, dönemin Sivas valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan 300 yıllık tünelin yanında bulunan kulübesine de Halil Rıfat Paşa Kervansarayı adını verdi. Güzergahı kullanan sürücü ve yolculara demlediği çayı satarak geçimini sağlayan Sönmez, akşamları 8 kilometre uzaklıktaki Sarı Yakup köyündeki evine dönüyor. Sönmez, ayrılırken kapısını kilitlemediği kulübesine ihtiyacı olanların tüketmesi için çay ve yiyecek bırakıyor. Açık. Kapı her zaman açık. 24 saat açık. İsteyen istediği şekilde gelir. Çay hazır burada. Çayını alabilir. Yeme çorbasını alabilir. Ekmeğini alabilir. Adil abi 24 saat hizmet veriyor. Kendisi olmasa bile mekan açık. Devamlı açık. Kapısı açıktır yani. Burası Giresun, Şebin Karahisar arası 120 kilometre bir mesafe. Bu 120 kilometre mesafedeki zarfında yolda insanların, yani bu yolu kullanan insanların sığınacak olduğu hiçbir nokta yok. Bu güzergahta. Ben de bunu düşünerek buraya geldim. Gönlümün güzelliğine inandık. Maddi bir beklentimin olmadığını da baştan söyleyeyim. Sadece gönlümün güzelliğine inandık. Burada ben insanlarla hasbeli kadar vakit geçiriyorum. Şimdi ben burada akşam giderim. Ben buraya sobamın üzerine 3 demlik çay demliyorum. Kapım 24 saat burada benim açık. Sobamı odamla doldururum. Saat 12'ye kadar çayım benim hazırdır. Gelen arkadaşlar burada, yolda kalan arkadaşlar namazını kılarlar, namaz saati ise. Değilse yorgunsa gelir otururlar burada, çaylarını içerler. Burada ekmek dolabım var. Dolabımda ekmeğim, peynirim, zeytinim mevcut. Ufak tefek günlük kendi yaptığım yemeklerden fazla yapıyorum. Gidekana bırakıyorum. Yiyen olursa oluyor. Olmazsa yine aynen burada şey yapıyoruz. Biz burada gönlümüzün güzelliğine hizmet ediyoruz. Benim burada hırsızlıktan korkum hiç yok yani. Çünkü benim burada çalınacak malım yok yani. Benim malım sizin malınız zaten yani. Herkesin malı yani. Burada alacak olan insan kendi malını almış olur. Benim malım hiç almaz yani. Kastamonu'nun Azdava ilçesinde bir esnaf yörede asırlardır kadınlar tarafından kullanılan tescilli kıyafetleri işlediği kardan heykel yaptı. Azdava'da kadınlarca 600 yıldır giyilen kıyafet Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillendi. Kadınların yöreye özgü şapka, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti yaşamın her alanında kullanılıyor. İlçede esnaflık yapan Tacettin Kömür, kardan yaptığı heykellerle tanınıyor. Kömür'ün son olarak yöresel şapka ve kıyafetlerle tasarladığı kadın heykeli ilçe sakinleri tarafından çok beğenildi. Bazı vatandaşlar kardan heykeli incelerken bazıları da önünde fotoğraf çektiriyor. Bizim kış ayları geldiğinde Tacettin Kömür esnafımız bu her kış ayında bu misafirlerimizi getiriyor sağ olsun kendilerine ve bütün misafirlerimize burada bunlarla resim çekiyoruz biz. Yöresel kıyafetlerimizle beraberinde. Onun dışında kendisine Tacettin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bizim kışın vazgeçilmezimiz bu. Kardan adamımız, kardan insanlarımız, misafirlerimiz diyelim daha doğrusu. Onun için Azdava'nın öne gelmiş, simgelenmiş bir kış ayında gerekli bir ihtiyaç duyduğumuz bir misafirlerimiz bunlar bizim. Bu kardan adamları yapıyorum her yıl. İstek üzerine, arkadaşlarımın isteği üzerine. Buradakinde yöresel kıyafete uygun 600 yıllık yöresel kıyafetimiz var. Ona benzetmeye çalıştık. Vallahi 3-4 saatimi alır. İlla ki hepsi seviyorlar. Gelip fotoğraf çektiriyorlar. Yapmadığım zaman da ne zaman gelecek bu misafirler diye soruyorlar bana. Yelek dediğimiz başı örtüsü aynı şekilde. Burada takkesi var. Belinde kuşağı yine aynı şekilde. İsmi misafirler. Kışın geliyorlar, yazın gidiyorlar. Düzce'de Efte'ne göre ulusal öneme haiz sulak alanı içerisinde bulunan Gölyaka Kültür Park'taki bazı alanlar karların erimesiyle su altında kaldı.
İstanbul'a içme suyunun sağlandığı Melençayı Havzası'nın başlangıç noktasında yer alan Efteni Gölü koruma sahasındaki 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park'sa geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Bölgede hava sıcaklıklarının artması üzerine karlar eriyince parkta yaz aylarında yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, çadırı ve karavan kampı, bisiklet ve foto safari aktiviteleri için kullanılan bazı alanlar su altında kaldı. Karın ardından parkın suyla kaplandığını gören ziyaretçiler fotoğraf çektirdi. Samsun'da Büyükşehir Belediyesi çözüm merkezine arayan vatandaşların kel ilacı yardımınız var mı gibi ilginç talepleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Vatandaşın belediyeye gitmeksizin bir telefonla sorunlarını iletip işlerini çözüme kavuşturduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi'nde operatörlerle vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar güldürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren merkez, bugün deniz dalgalı mı, kel ilacı yardımınız var mı gibi talep ve sorularla karşılaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi hattı, yaşadıkları sorunlara çözüm arayan vatandaşların dert ortağı oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların 7 gün 24 saat taleplerini aldığımız çözüm merkezindeyiz şu an. Biz çözüm merkezi olarak aslında bir şeyi nokta başlangıç olarak alıyoruz. Burada derdimiz, vatandaşın bir derdi var ve bu dertte dertlenmek aslında amacımız. Vatandaşlarımız bize her gün binlerce dertle başvuruyorlar. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların derdine ne kadar hızlı çözüm bulabiliriz? Bu dertler hangi birimleri ilgilendiriyor? Bunları aslında bir kriz yönetimi merkezi olarak da değerlendirebiliriz. İlgili birimlere iletmek aslında işimiz. Tabii biz zaman zaman ilginç olaylarla da karşılaşıyoruz burada. Yani vatandaşımız geliyor, evet hani birçok yardımda bulunuyorsunuz, bize temel ihtiyaç destek kartı veriyorsunuz, gıda yardımında bulunuyorsunuz ama ya benim kel ilacına ihtiyacım var. Bu noktada da bize yardımcı olabilir misiniz diyen vatandaşla da karşılaşıyoruz. Deniz dalgalı mı diye soran vatandaşla da karşılaşabiliyoruz. Aslında bir bakışta böyle düşündüğünde vatandaş bize neden denizin dalgalı olduğunu soruyor diye düşünüyoruz ama böyle oturup bunu analiz ettiğimde ben şöyle yorumluyorum. Vatandaşımız o gün bir plan yapacak ve denize gidecek belki ve en doğru ve en güvenilir cevaba ihtiyacı var. Ve bu noktada aklına gelen ilk yerin Samsun Büyükşehir Belediyesi çözüm merkezi olduğunu anlayabiliyorum. Biz bu noktada vatandaşın her derdiyle ilgili ilgilenebileceğimiz her alanda vatandaşa güven verebilen ve burada hizmet verebilen bir bilim olarak faaliyet gösteriyoruz. Mevcut çözüm merkezimizde hem oradaki çalışanlarımızı eğittik. Onlara ciddi anlamda çok önemsiyoruz çünkü bizim en önemli uç noktamızda çalışıyorlar. Bu verimlilik arttıkça vatandaşın çözüm merkezine talebiyle birlikte çalışanlarımız da gayretiyle belediyemizin de pozitif ve hakikaten gönül alma noktasında, insanlarımıza saygı noktasında, sorumluluğunu yerine getirme noktasında gösterdiği performansla başka şeyler gelişmeye başladı. İnsanların şehirle ilgili, hayatla ilgili, sosyal hayatla ilgili orada bir diyaloglar yaşanmaya başladı. Bunun sayısı da, miktarı da, espri yönü de hızla artıyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Çay elinde besici Ahmet Bostan satın aldığı buzağı üşümesin diye köyüne otomobilinin ön koltuğunda taşıdı. Çayeli ilçe merkezindeki hayvan pazarından buzağı satın alan Bostan, yağmur nedeniyle buzağı üstü açık araçla taşımak istemedi. Ahmet Bostan, yağmurda ıslanmaması ve üşümemesi için buzağı Beyaz Su Köyü'ndeki ahırın önüne kadar otomobilin ön koltuğunda getirdi. Bölgesel amatörlük 5. bölge 2. grupta mücadele eden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü'nde forma giyen Sefa Furkan Karkacıoğlu kız arkadaşına kulüp tesislerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Takım arkadaşlarıyla evlilik teklifini organize eden Karkacıoğlu, kız arkadaşı Şule Türkmenoğlu ile dışarıda buluştu. Eşyalarını unuttuğunu söyleyen genç futbolcu kız arkadaşıyla tesislere geldi. Futbolcular tarafından oluşturulan tünelden konfeti ve rengarenk ışıklar arasında geçerek tesisin önüne gelen çifti bina girişine asılan "Benimle evlenir misin?" afişi karşıladı. Burada 5. sezonum. Arkadaşlarımla böyle bir organizasyon düzenlemeyi düşündük. Arkadaşlarımla beyin fırtınası yaparak böyle bir şey ortaya çıkarttık. Meşaleler, volkanlar. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz.
Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 aylık bir ilişkimiz var. Hızlı bir karar aldık. Heyecanlandın mı teklif ederken? Çok çok heyecanlandım. Acayipti. Neler hissediyorsun şu anda? Şu anda çok mutluyum. Güzel de bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Darısı diğer takım arkadaşlarımın başına inşallah. Ben gerçekten şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum artık aslında. Ben bekliyordum. Aynen istiyordum zaten ama hiç... Sefa'nın ilk tepkisinden sonra hiç böyle bir şey beklemiyordum. Öncelikle Sefa kardeşim ve Şule kardeşime bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Takım arkadaşlarımız ve ekip olarak çok güzel bir çalışma, güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bir ömür boyu mutlu mesut olurlar. Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 30, istavritin kilogramı ise 20-25 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz'in balıkçılıkta öne çıkan kentlerinden Ordu'da tezgahlarda hamsi, istavrit, levrek, somon, kefal ve sarı kanat gibi çeşitler yer alıyor. 1 Eylül'de sezon başladı. Başladı. Çeşitler bu sene iyi, bol çıkıyor. Yani o kadar da şey değil de şimdi kış modunda. Şimdi kış geldi, kışın tabii sular soğudu, gaz suyu indi, balıklar derine kaçtı. Kuyuya gitti, öte bir gizlendi yani. Denizde balık var. Normalde cemrenin sulara düşmesiyle beraber, suların ısınmasıyla beraber tekrar başlar. Çeşitler yani olur bu yazın güzel çeşitler bekliyoruz yani. Gördüğün gibi hamsisi, levre, işte genelde çiftlik balıkları. O da pek rağbet yok çiftlik balıklarına. Fiyatları çok yüksek. Valla son durum şu anda işte hamsımız çıktı. Hamsi satıyoruz işte genelde nezgid, istavrit. Ondan sonra çeşit satıyoruz. Yani genelde hamsımız arada bir kesiliyor. Tekrar bir daha vatandaş yiyor yani. Ordulu olarak balığı severek tüketiyoruz ve çocuklarımızın sağlığı açısından kendimiz için severek yani mümkün olduğunca her hafta tüketmeye çalışıyoruz. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor haberleriyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evine yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV üniteleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Dünya şampiyonu milli atlet Mizgin Ay, Eylül ayında geçirdiği diz ameliyatının ardından başladığı çalışmalarda güç depolayarak 2024 Paris Olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyor. 2017 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazanan ancak sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılamayan başarılı atlet Mizgin Ay, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tedavisinin yanında çalışmalarını da sürdürüyor. Bartın Üniversitesi öğrencisi Milli Atlet Üniversite Güz Dönemi final sınavları için eğitim gördüğü Bartın'da boş zamanlarında üniversitenin spor salonunda güç depolamaya devam etti. Maalesef bu yıl çok kötü sakatlıklar ve hastalıklar yaşadık. Öncelikle ard arda iki korona geçirdim. 30 gün hastanede yatmak zorunda kaldım. 30 günden sonra zaten bir dinlenme süreci olmak zorunda. Hemen spora başlanıldığında maalesef kötü etkiler sonuçlanabiliyor. Ondan sonra da zaten başladıktan sonra dizimi kırdım. Bu en büyük etki zaten.
Bunun yüzünden olimpiyata kaçırdım. Kota sıralamasındaydım. Birkaç tane yarışta yarışsam olimpiyata gidecek kapasitedeydim. Maalesef bunların hepsi üst üste gelince olimpiyata da gidemedik. Şimdi ameliyatımı oldum ama daha güçlü döneceğime inanıyorum. Bu süreçleri yaşarken bile bir yıl içerisinde Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Gittiğim U23 Avrupa Şampiyonası'nda hani kırık dizle gidip ben yarışmak istedim. Gerçekten kendime inandım. Ne olursa olsun başaracağımı göstermek istedim. Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldım. Aynı zamanda 100 metre Türkiye rekoru kırdım. 11.55'lik bir dereceyle. Böyle bir süreç atlattık. En sonunda da dediğim gibi ameliyat olduk. Şu an tekrardan toparlanma sürecindeyim. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tedavi oluyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.